Sevgili dostlar, merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımızın ismi Ahmet Erdal Sevgini Kat. Ne yaparsan yap, öncelikle yaptığın işine sevgini kattığın zaman tadından yenmiyor. Bu nedenle kanalımızın ismini Sevgini Kat olarak koyduk. Bugünkü programımızda sizlere lokanta usulü Ezo gelin çorbası yapacağız. Aynı zamanda kanalımızın formatı yemek yaparken şarkı, türkü söylemek. Şimdi başlıyoruz. Öncelikle malzemelerimizi sayıyorum. 1,5 yemek kaşığı bulgur, 1,5 yemek kaşığı pirinç, soğan, 2-3 diş sarımsak, isteğe göre tereyağı, biber salçası, domates salçası. Ben karışık kullanıyorum. Siz isteğe göre kullanabilirsiniz. 1 su bardağı mercimek. Daha önceki yemeklerinizden kalan varsa tavuk veya et suyu, olmazsa normal su da kullanabilirsiniz. Baharat olarak bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı nane ve yeterince tuz. Sevgili dostlar, şimdi yemeğimizin yapımına başlıyoruz. Öncelikle bulgur ve pirinci yıkayıp İki bardak suyla haşlayacağız. Su bardağıyla haşlayacağız. Evet, 2 bardak su. Ocağımızı açıyoruz. Ve haşlamaya bırakıyoruz. Su kaynayana kadar harlı ateşte, daha sonra kısık ateşe getirebiliriz. Şimdi çorbamızın yapına başlıyoruz. Soğanlarımızı doğramaya başlıyoruz. İnce ince yapıyoruz soğanlarımızı. İnce ince kıyıyoruz soğanlarımızı.
soğanlarımız hazır. Şimdi sarımsaklarımızı alıyoruz. Onları da mümkün olduğunca ince ince doğramaya çalışıyoruz. Son sarımsağımızı da alıyoruz. Şimdi yağımızı alıyoruz. Ya 4-5 yemek kaşığı civarında yağ koydum. Ocağımızın altını açıyoruz. Tereyağımızı da katıyoruz. Bu arada bulgurumuz da pirincimiz su yavaş yavaş kaynamaya başlayacak birazdan. Evet, yağımız ısındığı zaman doğradığımız soğan ve sarımsağı atıyoruz. Bu arada suyumuz kaynadı. Altını yavaşa getirebiliriz. Thank you.
Soğanlarımızı öldürüyoruz. Soğanlar öldü sayılır. Soğanlar öldü sayılır. Şimdi salçamızı atıyoruz. Biraz kısalım. Bunun üzerine 8 su bardağı su koyacağız. Ben bir kısmını tavuk suyundan koyacağım. Gerisine su ekliyorum. 3 4 5 6 7 ve 8. Bir miktar yarım bardak daha koyabiliriz. Evet. 8,5 oldu. Evet. Şimdi bunun kaynamasını bekleyeceğiz. Bu arada pirincimizi yıkayıp hazır hale getireceğiz. Bulaşıklarımızı da topluyoruz. Mercimeğimizi ayıklayıp yıkıyoruz. Bir de parça söyleyelim değil mi? Bu arada. Neyi söyleyelim?